Farklı bir plan gösterme ben olsam Braum'u yasaklandı. Ya bu arada ben şunu söylemek istiyorum. Ormancı dedin, oraya değindin. Bence Stom çok iyi bir seri çıkarıyor. Bu arada bence Rise değil, Braum'u yasaklasalar daha iyi olur. Benceleri bırakın. Alabilirler ama. Ha, alabilirlerse tamam. Yani Allah'ım Rise'i yasakladılar. Zoe Alistar zaten banko yasaklandı ki Frozen'la Wolf'un onu almasını istemiyorlardı. Banlara bak, 3 tane top lane banlıyorsun ya. Hayat zor. Aslında bu tercih bir yandan Ruin'in de elini kısıtlıyor. Yani 3 tane şampiyon. Tamam, bu draft'ı hatırlıyorum. Bu draft'lar okey abi ama değişmesi gereken tek şey vardı. Bozabilecek bir tercih. Bakın ne Top 5 ban mı? Efektif havuz daraldı. Çok sevdiği ama Stomley bu arada çok iyiydi gerçekten. Stomley helal olsun. Stom'un en iyi senesi gerçekten. Sezon boyunca herhalde hani Alistar olsaydı Japon'un yalnız Aatrox, Lissin, Wayne. Çocuk sinir krizi geçiriyor burada. 2-0 geride. Ya kardeşim sen Galio alma. Sen Zyra falan oyna. Neyle şampiyon oldu bu ya? Onlar oynasın. 3. eşya çıkmasını zorlaştıracak koridora. Hiç göstermiş miydi? Fiora'yı ya seçmeyi bırak. Zannetmiyorum. Giants da oynuyordu ama. Ve seçti. Evet, ve Alistar falan alsın aynen. Bu çocuk Alistar'la taşıyordu maçları ya. Galio ne ya? Kim lan sizin koçunuz? Arkada kim duruyor? Vical kim abi? Vical. Pades nerede ya? Bu Türkinator kim biliyor musunuz arkadaşlar? Zinza One Trick Pony. EU West'te banlı mı? Ha Alistar banlı. Ulan Pades... Nerede banlı Alistar ya? Ha banlıymış. Hayır önceki maçlarda banlı değildi galiba. Türkinator Zinza One Trick Pony abi. US'de bize falan flame atıyordu böyle. Küfür ediyordu. Galiba gurbetçi tam emin değilim. Az Türkçesiyle küfür ediyordu diye hatırlıyorum. Her maç banlı mıydı? O zaman Fenerbahçe draftını alkışlıyoruz. Fenerbahçe farklı bir şey yapmayı itiyor. Johnny bir şey soracağım. Rise'ın ayrı kitirmesini ittiremiyorsun. Durduramıyorsun. Fiora'nın ayrı kitirmesini durduramıyorsun. Burada abicim yani çok bariz. Aatrox Lissandra'yı yeniyor. For both of them, you know, if they miss their power spikes, then it's really difficult to keep up. He's finally going to take it. So he's running for his life. Gets hit by the disc. Miki decides to flash forward. Then I think reset his positioning there as. Bakın. Aatrox Lissandra'yı yeniyor arkadaşlar. İyi bir Aatrox'san hiçbir problem değil. Çok rahat oynayabiliyorsun bu matchup'ı. Çok kolay bir matchup aslında. Zor da değil. Aatrox rahatça kazanabiliyor. Gördün mü? En basitinden örnek bu yani. Ve Akali de Fiora'yı yeniyor değil mi? Yanlış bilmiyorum. Top lane mainler. Yani dün Penki'nin yayınını izledim 5-10 dakika. 5-10 dakika Penki'nin yayınını izledim. Penki Fiora oynuyordu. Karşısında Akali vardı. Bayağı tokat yiyordu. Abi bu matchup çok zor. Ağlıyordu. Şu matchup böyle. Tabii ki bu oyuncular bunları oynayamıyorsa yani bu matchupları bilmiyorlarsa ya da bu şampiyonları oralarda oynamak istemiyorlarsa kaybetmeye mahkumlardır. Akali'nin %100 tapta olması lazımdı. Aatrox'un midde %100. Ya Aatrox bir de Lissandra'yı pushlayabiliyor bir süre sonra. Yani Karthus'u gidip keseceksin abi. Bunun da örneğini göstereyim. Karthus'u jungle'ında bulup keseceksin. Güçlü midlane matchup alıp. Çünkü hero gank atmıyor. Manası ya da canı az oluyor. Hemen bunun da örneğini gösterelim. Tarafları kazandığı zaman altı. Bu değil. Bir saniye. Yani mid'e güçlü matchup alacaksın. Tamam mı? Ondan sonra abicim. Gel baba gösterelim hemen. Bu arkadaşlar kim bilmiyorum ama. Bak midi pushuyorsun abi jungle'da Karthus'u buluyorsun kafasını kesiyorsun ya. Çok basit. Ve Karthus'un oraya girişi engellendi. Şimdi bakıyorum Silas orada yalnız. Rüzgar duvarı iyi açıldı. Orada ultisini de kullanacak son vuruş. Yani bu arkadaş kimse çok iyi burada oynamış. Helal olsun. Tebrik etmek lazım. Öyle yani arkadaşlar, Akali'nin %100 tapa gitmesi lazımdı burada. Sonra, hani 16 seviye Fioralar için kader anıdır. Rakip için de felaket anıdır. Evet. Yine az önce söylediğim olay. Second best. 12 saniye hücum süren var. Ne yapacaksın? Abi sonuçta eğer savaşı kazanmışsan burada pek 12 saniye. Belki Swift hoş geldin abi. Sub olmuşsun. Merhaba. Ve 12 saniye geride kaldı. Son 5 saniye sayı adım şu anda. Ve yani çok kritik. Bahçeşehir SuperMassive minyonda geride. Fefebull burada şu ana kadar minyon konusunda fena iş çıkarmamış. Early game'i açalım, dur. Early game. Neler oldu? Çok fazla minyon var dediğimiz Yasuo'yu bekliyorlar. Yani burada çok minyon var. SuperMassive de buna güveniyor zaten. Ben Kirey'den gank atmasını beklemezdim. Biraz erken bir gank geldi. Yani Lee'sine karşı farm yapınca Lee'sini tekliyorsun ileride. Ama yine de farmda genelde öndeydi. Bu arada Karthus'a karşı Lee'sini oynarken bence tayamat alınmalı. %100. Evet, 2 level olmayı bekliyorlar. Ama çok minyon var. Burada kesin kill trade olacak. Bekliyorlar. Yasuo şimdi orada çelik fırtınayı kullandı ve Kirey'i geliyor. Wolf'tan güzel bir durant kalkan ama çok önde kaldı. Sıçra kullanmak zorunda kalabilir. Diğer tarafta Hades kullanıyor sıçrayı. Bak minyonlar pataklıyor bu arada. Beraber hayatta kaldı. Rındırında kullandı. Stom yaklaşıyor şimdi buraya. Zytenot'la Wolf'un çok az canı var. Kirey ileri doğru sıçra attı. İlk an Kirey oluyor burada. Sonrasında skoru aldı. Zytenot'u aldı ama ilk düşen Kirey oldu. İlk an son anda yetişen Stom güzel geldi. Varken Karthus'un ilk anda içeri gitmesi ne kadar felaket olabilirmiş onu gördük. Baksana abi, acı çekiyor lane'de. Buna gerek var mı? Akali'yi oyna tapta. Vur kafasına. Ya en başından ama bir yetişti, pir yetişti gerçekten. Bayağı... Yani flexleyemeyeceksen Akali ile Aatrox'u niye alıyorsun zaten? İkisi teamfight'ta böyle ekstra müthiş güçlü değil ki. Dalgasında istediği yere çekti Zeitnot. İlginç, ilginç. Pades'in devreye girmesi gerekiyordu ya. Kaynak da koyamadı cebine. Vical iyi iş yapmadı. Çıkarmaya hayır eşit. Botta yine olaylar geldi ama Ninja baskın, Stom da geliyor. Stom'u gördüler bu arada. Stom'u görmelerine rağmen agresif oyun geliyor burada. Acı duvarı geldi. Wolf'un sıçrası var. Wolf o sıçrayı. Kirey'i and içmiş abi herhalde bu oyun botu oynamaya. Çünkü karşıda Zeitnot'la Wolf var. O yüzden kullanıyor. Arkadan şimdi Stom bir şey yapabilecek mi? Hayır. Stom kendi sıçrası olmadığı için geri kaçtı. Zeitnot son anda hayatta kalıyor burada. Son anda uzaklaştı Kirey'i. Şansını denemeye devam ediyor. Bu sefer Stom'a hasar verdi. Yani hortlak mayının ne kadar büyük bir tehdit olduğunu... Yani eskiden aynı takımdaydık ya, ağız alışkanlığı. Ama şu an Hades'in minyon sayısını görmezden gelemeyiz. Yani yarı yarıya değil, yarı yarıyadan fazla bir avantaj söz konusu idi. Bu matchup çok kötü değil ama Akali alıp dövebilirken yani... Neyse, daha fazla bir şey demeyeceğim ya, anladınız siz beni. Da aynı anda üste dönecek. Bu arada ortada Frozen bir şeylerin ters gittiğini anladı ve bir seviyede fark var zaten. Bolulu olmayacak SuperMassive. İşte o yüzden hani belli bir zaman sınırı içerisinde savaşmak şu ana kadar SuperMassive'in kaderi oldu bu seride. Bu sefer bak şurada mesela, şurada bir Q attığı an saldırması lazım abi. Manası bitecek Bolulu'nun. Bak Q atacak Frozen. Olmayan bir takım savaşı potansiyelleri var. Evet, gir abi. Yok girme, vazgeçtim ya. Kötüymüş. Şimdi zor durumda kalabilir. Stom da geldi. Yine bir 2'ye 2 izleyeceğiz. Kirey'i çok fazla hasar aldı. Kirey anında düşüyor. Stom'un gelişi işleri değiştirdi. Fefebull'un hala ultisi var. Burada Kirey'nin pasifinin içinden güzel kaçtı Sup oyuncuları ama şimdi arka tarafta saçar tohum. Bir an için oradaki savaşı tamamen dağıttı Fafap önde. Frozen'ı yakaladı şimdi. Frozen alacak aranlık perdesi gelmek üzere. Evet, Akali mesela Lissandra'ya karşı çok güçlü değil. Kill tehdidi de oluşturmuyor. Ama bak Japon'a helal olsun abi. Oyun takibi %100. Abi Wolf lane'e yürüyor ya. Niye lane'e yürüyorsun ya? Şu an Japon'a Wolf'tan daha iyi oynuyor ya. Adam lane'e yürüyor. Bir an için oradaki savaşı tamamen dağıttı. Fafap önde yakalanıyor. Fafap düştü. Burada şey böyle solo Q'daki supportlar böyle izliyor. Fight'i izliyor. Lane'i sağ tık bıraktı abi, böyle izliyor. Ruin pozisyon bekliyor burada. Frozen'ı yakaladı şimdi. Frozen alacak aranlık perdesi gelmek üzere. Japon'a her şeyi bıraktı. Yine buraya geldi. Evet, alt koridorda peki Hades ne yapacak? Geriye düşecek biraz. Ultisi de var değil mi? Adam 5 level. Ulti 6 level'da açılıyor. Çık lan kanaldan. Sudan hiç verim almasa yine de kazanabilir mi? Fiora olduğu sürece, Fiora'nın ayrı kitle tehdidi her zaman bir kazanma koşulu. O zaman Yasuo'yu yalnız bırak. Çok ciddi problem. Hades bir an için öne çıktı ama şu anda tabii rüzgar duvarı. Stom'un red'i çıkıyor. Karthus 6 level, Stom 5 level. Durdurabilecek noktada Kireyi mavi güçlendirmeyi kendisi mi alacak acaba? Midi frizliyor. Bu midlerin Allah belasını versin, ne kaprisliler ya. Yok midi frizle, yok pushlamama yardım et. Pratik zeka artı üzerine mavi güçlendirmenin ikinci ulti gerçekten çok hızlı bir şekilde geliyor. Eğer skor veya asist almayı başarırsa Lissandra da yani kendisine ekstradan bir kayıp cilti aldığı için şu an mana sıkıntısı yaşamayacaktır. Bu arada arkaya bırakılan bir totem oldu ve burada Kireyi gördü. Şu anda Bahçeşehir SuperMassive alt koridorda olduğunu biliyorlar onun. Yasuo o takım savaşlarında daha fazla işliyor. Sili ama Fiora hiç fena gözükmüyor. Yalnız Hades bir kere ittirdi bu koridoru ve hemen Ejder'e dönüştü. Hemen Bulut'u Ejder'ini almayı başardı zaten. Fenerbahçe. Eğer midde Aatrox olsaydı matchup'ı eşit hatta kazanabilirdi ve bu Drake'i alma... Neyse daha fazla bunu söylemiyorum. Draft'ta daha fazla konuşmayalım, beni uyarın. Yani bu Drake'i nasıl aldılar bilmiyorum. Sadece bir kere pushladı abi Fenerbahçe bot lane'i. SuperMassive sabahtan beri pushluyor. Adamlar bir kere pushladığında alıyor ya. Kalkacağım şimdi, ayakta alkışlayacağım Kireyi ya. Hemen Ejder'e dönüştü. Bir takım ki onları hep öyle bilir. Yakaladığı avantajları hedefe dönüştüremezken Fenerbahçe... Sinirlendim ya, kusura bakmayın. Hatta bazen kaybettiği savaşlarda bile hedef oluyorlar. Evet. Aşkın saati. Evet. Ve çok bereketli bir seri oluyor. Alev Ejder'i çıkacak. İkinci Ejder olarak. Ya seri zaten Bulut ve Alev Ejder'leri etrafında döndü. Aslında bizim de istediğimiz o bol hasar ve hız, değil mi? Aynen. Sürekli hızlı, böyle aksiyon. Bak bak neler yapıyor ya. Hasarlı. Orada Archişok'a evet, iyi güvendi. Ki hasar da almadı neredeyse. İki tane kuleden yedi buna rağmen. Hasar aldı, doldurdu abi. Analiz masası, yorumcular. 9. seviyeden itibaren ne kadar güçlendiğini biliyoruz. Buradaki birebirde her iki oyuncu da hasar vermeyi başarabiliyor ama önemli olan hangisinin hangi yeteneği ne zaman kullandı. Gerçekten iki tarafa da girebilecek bir birebir. Yani şimdi onlar canlı sunuyor. Böyle makara yapıyorum ama zor. Son gidişini durdurdular. Bolulu'yla Kireyi burada. Ulti geldi Kireyi'den hemen. Arka tarafta şimdi Zeitnot çok hasar alacak burada. Yoğunlaşmasına rağmen kurs geldi Kireyi'den hemen. Arka tarafta tekmeye gerek var mıydı ona bakacağım. Flash'ı var ama gerek var tamam. Kireyi burada. Ulti geldi Kireyi'den hemen. Arka tarafta şimdi Zeitnot çok hasar alacak burada. Yoğunlaşması Kireyi burada. Ulti geldi Kireyi'den hemen. Arka tarafta şimdi Zeitnot çok hasar alacak burada. Arkadaşlar biliyor musunuz? Galio ultisi damage reduction veriyor. Wolf bilmiyor galiba. Kasar alacak burada. Yoğunlaşmasına rağmen kurtulamayacak bir isim var ama buraya Stom Ejde yetişti. Şimdi iki destek oyuncusu da düşmüştü. Zytenot'tan skor geliyor. Baba bak, baba burada hiçbirini yemiyor. İzleyin. Zeitnot izleyin. Hiçbir Q'yu yemiyor Karthus'tan. Helal olsun. Buraya Stom Ejde yetişti. Şimdi iki destek oyuncusuna düşmüştü. Bir tane Zeitnot burada yiyor. Doç. Zeitnot ama hala hayatta. Görüyoruz bir kere daha. Zeitnot! Skorlar Frozen'da kaldı ama Zeitnot oynadı burayı. Oynadı hem de ne oynadı be. Yemledi. Vermiyor artık, cahil mi? Galio Spaz. Bu değiştikten sonra da veriyordu sanki. Yok bunu güncellediler. Burada yanlış yazıyor. Veriyor olması lazım ya. Bak. Damage reduction diyor. Birkaç saniyenin damage reduction verir diyor. Yemledi görünmez oldu, hasar verdi. Çaktırmayın. Skorları aldı. Zytenot asistleri aldı ama Bu pozisyonun kahramanı Zeitnot. Zeitnot ne oynadı be? İnanılmazdı hakikaten. Ohoho. Yani umutlar tükenmişti belki ama victory. İlk başta çünkü Frozen zor pozisyonda kalabilir. Arındırı var hala Frozen'ı unutmayalım ama Frozen 1'e 3 pozisyonda kalacak. İşte görmek istediğimiz şeyler bunlar Frozen. Ama ona niye saldırıyorsun mesela? Ama Frozen 1'e 3 pozisyonda kalacak. Ruin geldi şimdi. Alacakaranlık perdesinden sonra Frozen'ın işi zorlaşabilir. Çok fazla saldı ortak. Oğlum bu Karthus ne vuruyor böyle ya? Zytenot şimdi buradan çıkmaya çalışacak ama işi çok... Ultin yokken ne yapıyorsun ya bak. Bu çocuk niye böyle? Etrafta çalı var falan. Ultisi varken saldırmıyor, ultisi yokken ssaldırıyor. Ama Frozen 1'e 3 Slow'un içine girmiş bir de. Ruin sona sar gelir mi? Ruin sona sar geldi. Şimdi buradan uzaklaşmaya çalışacak. Manası da yok ama buna rağmen Ruin buradan çıkıyor. Manası Storm, da geldi. Stom ses dalgasını tutturamadı. Ruin şimdi hayatta. Tekrar yarı canlı Ruin. Fefebull sonunda yakalandı. Ultisi de bitti Fefebull'un ama Fefebull 3. yük ve 4. Japone buz yanını bekliyor. Wolf'a tutan buz yanı. İlk yük, ikinci yük, üçüncü yük. Japone buz yanını bekliyor. Wolf'a tutan buz yanı. İlk yük, ikinci yük, üçüncü yük ve dördüncü yük. Wolf buradan uzaklaşmaya çalışacak ama Kirey'den gelen hasar yetecek mi acaba diye bakıyorum. Kule altına girmek istemedi 1900 Fenerbahçe. SuperMassive savaşı kaybettiğini fark et. Daha doğrusu kaybettiğini kabul etmiyor bir türlü. Yani etmiyor sürekli. 3 tane skor verdiler. Evet. Yine 1900 bunu deneyecekmiş gibi geliyor. Şundan geldi. Çete savaşını kazanıyor. Bakalım ejderi alabilecekler mi? Çünkü Stom bunu deneyecekmiş gibi geliyor. Şundan geldi arkaya. Stom yine de içeri girdi. Stom çalmayı başardı. Stom çalmayı başardı. Güzel bir Galio ultisi. Ve Bahçeşehir SuperMassive. Tabii kabullenmeyiz kaybettiğimizi. Çünkü kaybetmedik diyor burada. 3'te 3 geldi Fefebull'dan. Fab bütün serinin intikamı. Nasıl yapıyorsun? Furkan, Stom'e işte abi lisim verilmemesi lazım. Onu da sizin iyiliğiniz için bu oda. Evet, bizim iyiliğimiz için lisim verilmemesi lazım. Başka da aklıma gelmiyor yani. Ananı sikersin. Mikrofonu. Mikrofonu alıyor şu an 3'te 3 ve Ruin. Burada bir kere daha savaşacaklar mı acaba? Bolulu da geldi. Wolf'tan agresif oyun. Ruin bir an için önde kaldı ama Wolf Durant kalkanı kullanmıyor. Tam bir Çin maçı izliyor gibiyiz şu an. 14 dakikada. 1900 Fenerbahçe Galatasaray e-spor maçından enstantanelerle başladık. Bakalım böyle devam edecek mi? 15 tane skor. Storm işte araya giriyor. Muazzam oynuyor. Alev ejderini çalıyor. Bir de çıkıyor. Çıkıyor bir de burada. Aynen. Aatrox bu arada. Ya mesela burada Fabulous hayvan gibi öne geçiyor. 1K gold hatta 1.5K gold falan. Bayağı bir şey kazanıyor ama bir kere kullandığını görmedik ya. Ne çaldı? Yani Alevi performans gösteriyor şu ana kadar. İlk kuleye geliyorlar. Rise'dan çok daha beter bu. Bu arada Frozen'ın da başı... Fiora'nın daha da... Mesela bu rotasyon çok iyi abi Fenerbahçe'den. Hemen iletişim kuruyorlar şu an. Botta wave de yok. Her dakika... Bak adam Gromp'u bırakıp geliyor. Hades'e bakın. Yani İyi bari söz dinliyor. Senaryoyla aynı aslında. Açıyorlar herhalde. Bot lane bot da geçmiş olsun. Bence tam Kenç'i olsa var ya SuperMassive'in kesin kazanırdı. Tam Kenç'lik seriymiş. Ama beraber daha zorlanıyor. Wolf Galio. Ya şöyle bir şey var şimdi Fiora'nın yemin ediyorum ben daha iyi oynarım botta Galio'yu. Şaka değil. Yapabilecek güçte mi geliyor acaba? Asıl soru bu. 1'e 3 olduğu zaman işler değişir dediğiniz gibi. Fefebull'un minyon dalgasını temizlemesi lazım burada. Ve buradan çıkacak. Hiç riske etmeyecek diye tahmin ediyorum. Kimse yardıma gelmiyor çünkü. Evet. Yani bu arada artık sadece tararlı. Alıp gidiyor. Benzer bir oyun tarzı görür müyüz acaba bu maçta? Sakın bana ayrı kittiriyorum. SuperMassive için aşiret gibiler yemin ediyorum nasıl toplanıp ormana giriyor ya Fenerbahçe. Helal olsun. Bir zamanlar öyleydi double lift'in ellerinde. Artık bir haber yavaş yavaş noktasında yine çok görev yine baron derken Ocean Drake çıkıyor. SuperMassive alacak mı? Hayır. Zytenot maç boyunca Japone'nin yeteneklerinden kaçmayı başardı. Şimdi yine güzel pozisyonda. Arkada Japone son anda çok iyi duvara desten. O duvar olmasa ölmüştü. Başardı. Şimdi yine güzel pozisyonda. Arkada Japone son anda sıçrayla uzaklaşıyor. Aynı sadesi içinde geçerli. Şimdi Kirey'den gelen ultiyle beraber 1907 Fenerbahçe istediği pozisyonda aynı sadesi içinde geçerli. Başardı. Şimdi yine güzel pozisyonda. Arkada Japone Yani burada minik bir hata var. Abi hep Asım'a sallıyorsun diyeceksiniz ama yani ben aslında gördüğümü söylüyorum. Burada kişisel veya herhangi bir saldırıda, hakarette bulunmak benim amacım değil. Sadece gördüğüm hataları söylüyorum. Hep Asım'a sallıyorsun diyeceksiniz ama yani bütün takım nereden yürüyor? Asım nereden yürüyor? Şimdi Kirey'den gelen ultiyle Fabulous beraber 1907 Fenerbahçe istediği pozisyonu bulabilecek mi? Fefebull sakalandı. Ultisini kullanıyor ama buradan çıkmak için, sıçrası atmak için duvara yaklaştı. Güzel sıçra Fafap'tan kaçmayı başardı. Sherlock, hoş geldin abi. Bir kere daha aynı... Ya, teşekkür ederim. Sab olduğun için. Bu arada Game of Thrones ne zaman başlıyor? Skor çıkıyor ya da çıkmıyor. 1907 Fenerbahçe az kaldı biliyorum ama. Ama ejderi alan 1907 Fenerbahçe oluyor. Yerin mi? Yandan güzel geldi aslında ama 4 kişinin arasına girdi. Yani bir Fiora'nın da 4 kişinin arasına girmesi çok da mantıklı. Teşekkür ederim chat. Sordid, hoş geldin abi. Teşekkür ederim sab olduğun için. Bugün yargı günü. Karşı saldırıyla bunu da engelleyebilecek pozisyon. Yesen maçı 11'de. Ultisi açık ve şimdi aşağıda. Mesela Lissandra ile Akali yer değiştirmiş olsa o Fiora'ya ciddi tehdit yaratabilirlerdi. Aynen, o zaman hatta Fiora'nın civalı almak zorunda kaldığını bile... İyi dinlenirsem TSM maçını da açacağım yayında bu arada. Yani anında kitle kontrolü... Karşı ormanı kayıcılığı aldı Fefebullus ve sonrasında da bu savaşı kazandı. Kaçırmayın. Broken Blade Pokeball'lama yayını. Milyonda ama 30 milyon üstünlüğü var yine bu yayının. 3 maçta toplam 200 milyonu geçti galiba. Belki şey de yapabiliriz. Jensen kötü oynarsa falan onu kötüleriz. Onunla ilgili birkaç delil var elimde. Eskiden bana abi çekerdi. Onları falan gösteririm, eğleniriz. Genelde bunu SuperMassive zorluyor ama Wayne'le birlikte Baron tabii çok evet, hızlı alınan bir yedi. Siz şeyi bilmiyorsunuz. En babası o abi. Ben şimdi bir ara ban yedim. 3 hafta mı 6 maç mı ne tam hatırlamıyorum. O ara böyle EU'da mid arıyorum, tamam mı? Abarya gelmişler, hatırlarsınız belki. Mid arıyorum EU'da. İşte kim gelebilir falan. Perks'ü çağırıyorum. Ya abi benim okulum var ya ben gelemem falan yapıyor böyle. Ama hani okuldan bir sorayım, okula bir haber vereceğim. Kıvama gelmiş olacak. Ama belki gelebilirim ya falan yapıyor. Ya Vayne öyle maçlarda öyle şeyler yapabiliyor ki devreye girerse ki Zeitnot'un ellerinde, Zeitnot gibi bir oyuncunun ellerinde Winso geldi. Çok büyük tehlike yaratabilir. Ya strateji, kompozisyon falan tanımaz. Vayne'den bahsediyoruz çünkü. Ziya mı? Ha, bir dakika şimdi ben bunu ekrana göstereceğim. Siz bana ne vereceksiniz? Birini canını okuyabilecek, her yere ulaşabilecek bir Akali de var. Hani ama iş Johnny, Wayne konusunda haklısın. Akali de bir sürü şey yapabilir ama ne diyoruz? Birilerinin ekstra yani chat yapması durumunda. Siz benim EU'daki şeklimi bilmiyorsunuz. Tamam mı? Abi okul var ya diyor. Ben gelemem vallahi ben çok isterdim bunu ama özür dilerim diyor ya. Anladınız mı? Hadi çok okumayın. Ancak artık oyunun gidişatı değişebilir. Hani Frozen ve Zeitnot'un ellerindeki şampiyonlarla oyun yapmaları gerekiyor kazanmak için. Ya Zeitnot aslında şu dakikaya kadar yapabileceğini gösterdi. Ama ne bana oğlum uzayın, saçmalamayın. Adamla konuşmamı gösteremeyecek miyim? Yani Galio dışında takım arkadaşları aslında oldukça kırılgan. Aatrox'un ultisini unutmayalım. O çünkü tanklık falan önemli değil. Orada kazandırdı. Neyse, stream'e odaklanalım. Chat'te boş yapmayın. Benim bütün ihtiyacı bu zaten. Ki eğer Wayne'e de odaklanırsa... Ya millet neler yapıyor Twitch'te, ban yemiyor. Şunu gösterdim diye mi ban yemeyeceğim? Ne boş adamsınız ya. Yani ortaya 2 kişi daha koyuyorlar böyle. Ban yemiyor millet. Ben bundan ban yersem kavga çıkar. Şu an bu mücadelede 3 ejder de ortaya çıktı. Alev, bulut ve okyanus ve birazdan ikinci okyanus ejderi gelecek. Bir boş yapmayın da şuna odaklanalım artık. Bu maçta çıkmayacağı kesin olan tek ejder, evet, daha ejderi şu anda. Pab 4 kill aldı ama 4 kill'i asla kullanamadık. Zeitnot 2 item. Şu an fight yapılmalı. Lissandra'da Zonya yok. Lissandra full damage gitmiş. Peki, bir sonraki Bahçeşehir SuperMassive... Magic resist alan yok lan. Niye almamışlar? Oyunu indirip rakip. Bu gidişat onlar için iyi değil. Hani tabii ki... Son 2. Dersen... Stom yan için yemledi orada ama... Hemen geri çıkıyor. 16. seviye bir tarafa, güçlü kuvvet gitti. Evet. Şu an Fiora gerçekten çok güçlü. Ejder çıktı. Bir kere daha Ejder'e giden taraf 1900 Fenerbahçe. Yoru şu anda çok güçlü. Fenerbahçe ikinci item aldı, herkes de bakalım. Şu an tam fight istiyor Fenerbahçe. Sup'ta da iki itemler tamamlanmış. Şu an bir fight olmalı. Bekliyoruz. SuperMassive için en kötü durum bu. Ortaklarını sıfıra indiriyoruz. Bolulu'ya Zonya lazım ama ya. Çok da lazım değil de. Şart. Yavaşlatarak asır anlamında. 4-5'e 5 bir savaş yapmak. Dikkat edersen güven. Pap pap. O çalıya bir an kafa atacakmış gibi yaklaştı ama hemen vazgeçti. Ya ayrık ittirmede de çok ciddi. Ninja baraklı bir şey yapmak. Bu maçta gel normal, standart. Bunu da vereyim. Yani mid kulesini almaya çalıştılar 5-10 dakika. Başka bir aksiyon olmadı. İstiyorlar yoksa gerçekten baronu mu istiyorlar? Asıl ya, soru bu. Karthus ultisinin olduğu bir yerde bu o kadar riskli. Mesela neden? Bu neden? Kontrol totemi olan bir çalıda bekliyor şu anda. Buna başladıkları için mid push'unu veriyorlar mesela. Yani neden başladılar? O kadar bariz ki. Zaten Fenerbahçe bunun farkında. Bizi barona çağırıyorlar ki orada açık savaş arıyorlar. Hayır, onlar da girmiyor. Bekliyorlar. Sadece dürtüyorlar uzaktan. Karthus ultisi second base'in dediği gibi. Ekstradan bir sigorta. Neden? O hamleyi henüz bulabilmiş değiller. Kireyi şimdi çok güzel tipi. Bak Fenerbahçe 15 saniye önceden planlıyor bunu. Hatta daha önceden. Pinglemeye başlıyorlar. Bak şu arkada totem var. Görüyor musunuz? Onu pinglemeye başlıyorlar. Buraya ışından diyorlar Bolulu'ya. Bolulu şimdi base atacak. Base'i bozup oraya TP atacak. Tam şu an. Bak Kireyi geliyor, TP geliyor. Çok güzel yakalıyorlar burada. Şimdi agresif bir oyun gelecek çünkü arkaya ışınlan geldi Bolulu'dan. Bolulu çok güzel noktaya geldi şimdi. Orada buzlu pençeyle beraber uzaklara gidiyor ve Pab giriyor ama çok geç. Bolulu arada kalmıştı. Asıl arada kalan isim Fefebull. Fefebull buradan çıkabilecek mi? Uzaklaşmayı başardı ama arkada çapına düşüyor. Şimdi güzel bir ulti geldi Bustan. Ya Akali'nin gücüne bakın ya. Ve kendi ultisini kendi üzerinde kullandı ama Bolulu arada kalmıştı. Asıl arada kalan isim Fefebull. Fefebull buradan çıkabilecek mi? Uzaklaşmayı başardı ama arkada çapına düşüyor. Şimdi güzel bir ulti geldi Bustan. Pades de arada. Akali backline'e gidemez mi? Zonyası yok ama. Şimdi güzel bir ulti geldi. Gidemez. Pades de arada. İki skor birden. Kirey'in ultisi iki kişiyi düşürebilir mi? Birini düşürdü, biri hayatta kaldı. Fefebull son hayatta kalmıştı. Hayır. Kirey'e izin vermiyor onun hayatta kalmasına. Storm'la düşecek gibi duruyor. Acı duvarı geldi arkaya. Kireyi flash. Kireyi izin vermiyor onun hayatta kalmasına. Storm'la düşecek gibi duruyor. Acı duvarı geldi arkaya ve hortlakmayın. Hortlakmayın avlamaya devam ediyor. 3'te 3 bu sefer Kirey'den. Yani çünkü ölmedi. Fakat hasar yavaş yavaş geliyor ölümünden. Team fight'ı Fenerbahçe bu seride SuperMassive'den 3 kat daha iyi oynadı. 3. Ve barona giren tarafta 1900 Fenerbahçe oldu bu sefer. Tetiği çektiler rakibin. Özellikle ilk etapta evet. Çok da iyi pasifiyle. Ya buradan sonra ben çok şansı olacağını düşünmedim SuperMassive'in bu barondan sonra. Yani bir de dikkat ettiyseniz yani oyunda ne olduysa sonrasında Fenerbahçe bir şeyler yaptı. Baron'la çok güzel oynuyorlar burada. Bakın izleyin. Baron böyle kullanılmalı. Lane'leri pushluyorsun, karşı ormanı kör ediyorsun ki adamlar gelemesin, gelirse de yakalayabilesin ihtimaline karşı. Ekstra hasarı orada işi bitirdi. 907 Fenerbahçe şimdi 2 dakikası kalan baron güçlendirmesiyle rotasyonlara başladı ve Ruin sonra da adamlar gelmezse pushluyorsun abi. Helal olsun. Yapıyor. Bu kule rahat bir hedef TB için. Yani öyle. Yalnız maç böyle ilerlerse SuperMassive. Arkadan şimdi Stom geldi. Stom güzel bir tekme. Hades'i gönderdi ama Frozen'ın hasarı şu anda yeterli değil. Arkada bir de ulti. Güzel bir tekme. Hades'i gönderdi ama Frozen'ın hasarı şu anda yeterli değil. Arkada bir de ulti geliyor. Karthus solo kesti lan adamı. Yasuo vurmadı bile. Şu anda... Ne vuruyor oğlum Karthus E'si böyle? E'sini ölüyor bu arada. Hades'i bir Q tuttu. Hala E vuruyor. Arkada bir de ulti geliyor. Oha. Frozen ulti bekletiyor bu arada. Bence Hades'e direkt atmalıydı. Hades'i gönderdi ama Frozen'ın hasarı şu anda yeterli değil. Arkada bir de ulti geliyor Wolf'tan ama Stom düştü. Stom Wolf'un ultisi gelemeden düştü. Wolf çok önde yakalandı. Ama son anda Durant kalkanıyla Hades'i sıkıştırmayı başardı orada. Hades kışkırtılır. Frozen'ın zonyası var. Frozen'ın zonyası var. Ulti geldi. Ruin yukarıda hareketlemeye devam ediyor. Frozen üzerinde hiçbir defans eşyası yok. SuperMassive bu seride böyle. ama Frozen düşüyor burada. Frozen'ın düşüşü maçın da bitişi anlamına gelebilir. Bahçeşehir SuperMassive'in düşüşü anlamına gelebilir. Aşağıda bu Chat'ten bir Resident Sleeper alabilir miyim chat lütfen? Burada Wolf'un düştüğünü göreceğiz. Şimdi aşağıdan inhibitörü almaya çalışacaklar. Fefebull buraya geliyor. Ultisi yok. Zonyası var oğlum, görmüyor musun ya? Ya Allah göz vermiş. Hadi beyin vermiş kullanmıyorsunuz. Bir de göz vermiş üstüne ya. Onu da kullanın. 1907 Fenerbahçe Nexus kulelerini almaya çalışacak. Şimdi ilk Nexus kulesi düştü. 1907 Fenerbahçe galibiyete gidiyor. İkinci Nexus kulesi de düştü. Bahçeşehir SuperMassive'in serisi bitiyor mu acaba burada? Stom önde yakalandı. Çok fazla hasar ve 1907 Fenerbahçe Bahçeşehir SuperMassive'in serisini bitiyor. Tarihindeki ilk KMF'de şampiyonluğa ulaşıyor. Bu takım MSI'ye gidiyor. Tarihindeki ilk KMF şampiyonu üst üste 20. galibiyet bu sezon. İnanılmaz bir seri. Yani açıkça söyleyeyim, ben SuperMassive'i tutuyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten SuperMassive'de oynadım. Sevdiğim insanlar da orada. Fakat Fenerbahçe daha iyi oynadı. Hak etti. Tebrik etmekten başka bir şey düşmüyor. Umarım MSI'da bizi çok iyi şekilde temsil ederler.